Felsefe ve din arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Felsefeyi ve filozofları kale almak uygun mudur? Felsefe, insan aklını disipline eden, insan aklını merkeze alan ve insan aklı vasıtasıyla hakikate ulaşmayı hedefleyen, böyle bir iddiası olan bir disiplindir. Aklı kullanmayı öğretir. Efendim, hakikat diye bir derdi vardır. Evet, buraya kadar güzel. Fakat buradan sonrası biraz karışık. Buradan sonrası yek nesak, tek düze bir felsefe olmaktan çıkıyor, felsefelere evriliyor. Birden fazla felsefe var, değil mi? Hristiyan felsefe var, İslam filozofları var, ateist felsefe var, başka türlü felsefeler var. Bunların her birinin diğerlerine karşı tenkitleri var, pozisyonları var. Felsefe tamamıyla zararlı, tamamıyla gereksiz bir şeydir demiyoruz. Aklı nasıl kullanacağımız konusunda felsefeden ve felsefecilerden öğrendiğimiz şeyler var. Evet, İslam kelamının, ehl-i sünnet kelamının, mutezile kelamının felsefeden epeyce bir istifade ettiğini biliyoruz. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır, ona en layık olan odur. Fakat felsefeyi din yerine koymak tehlikeli, sakıncalı olan budur. Hakikate insan aklıyla değil, vahiy ile ulaşabilir. Aklın ölçüleri belli, hareket alanı belli, kapasitesi, sınırı belli. İnsana bilgi olarak çok az bir şey verilmiş. Ve insan kapasitesini de çok az bir kısmını kullanabiliyor. Vahiy olmadan bizim gaybiyata ilişkin bir şeyler bilmemiz mümkün değil. Meadı bilmemiz mümkün değil. Onun detaylarını bilmemiz mümkün değil. Yaratılışın başlangıcını bilmemiz mümkün değil. Bütün bu gaybiyat bize vahiy tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla bizim için bilgi kaynakları doğru haber, yani vahiy ve selim akıl. Bilgi kaynakları bunlar. Bunların detaylandırılmasıyla diğer epistemolojik unsurlar oluşuyor.